Meltem Ana Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baştan duygu yüklü, anlam yüklü mesaj. Ben bu yükü taşırım. Rusya'dan Türkiye'ye İdlib konusunda çok kritik mesajlar geldi. Bakalım neler var, neler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi süreciyle ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Bakalım geri gelecek mi o yasaklar, sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi? Ankara'nın göbeğinde sağlık çalışanları yine saldırıya uğradı. Keçiören'de, acilde sağlık personeli hapis durumuna düştü. Oradan kendilerini zor kurtardılar. Bugün yine milli eğitimle ilgili önemli bir açıklama vardı. Milli eğitimdeki EBA, yani uzaktan eğiteceğiz dediler ama uzaktan eğitemediler. EBA kilitlendi bir anda ve her şey tekrar başa mı dönüyor diye bir soru akıllara geldi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin yine önemli açıklamaları var. Onları sizlere ulaştıracağız. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu konuğumuz, bugün stüdyo konuğumuz. Pandemi sürecinde doktor olarak, kendisi doktor olarak bize açıklamalarda bulunacak ve Bakırköylüler başkanları için ne düşünüyor? Hepsini haberde sizlere ileteceğiz. Evet, bir tweetle beraber çok önemli bir duygu yüklü bir mesaj paylaştı Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi ben bu yükü taşırım dedi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucu genel başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Hakk'a yürüyüşünün ardından Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanlığına oy birliğiyle seçilen Hüseyin Baş çok önemli ve anlamlı bir mesajı paylaşmış oldu. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi ben bu yükü taşırım dedim. Uzun süredir sert mesajların verildiği Doğu Akdeniz gündeminde şimdi de diplomasi ön plana çıkmaya başladı. Perşembe günü yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşürken Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Bu arada Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'ye yönelik tehditleri de sürüyor. Türkiye'nin Oruç Reis gemisini limana çekmesiyle Doğu Akdeniz krizinde tansiyon düştü ve gözler diplomasiye çevrildi. Biz tabii ki barıştan yanayız, tabii ki istikrardan yanayız, tabii ki müzakere, diyalogdan yanayız. Tabii ki bunları destekliyoruz. Ankara'dan verilen diyalog mesajları yoğunlaşırken Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5. kez toplandı. Avrupa Birliği liderleri ise Perşembe günü Doğu Akdeniz gündemiyle toplanıyor. Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin de masada olduğu zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre üçlü zirvede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti. Bu arada Türkiye Yunanistan'ın Lozan'a dair yeni bir ihlalini açıkladı. Bu açıklamaya göre Yunanistan Lozan'a göre askersiz olması gereken Limna Adası'na asker yerleştirdi. Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'ye yönelik tehditleri de sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından kurtulmak için uluslararası hukuka saygı duyduğunu pek çok örnekle kanıtlaması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler toplantılarında konuşan Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, küstah ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı. Birleşmiş Milletler'in toprak bütünlüğümüzü savunabileceğini umuyoruz diyen Anastasiadis, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı için işgal ifadesini kullandı ve Türkiye'nin 1974'teki yasa dışı işgalinin sonuçlarından hala muzdarip olan Kıbrıs, şimdi de karasularına yönelik yeni bir Türk işgaline maruz kalıyor dedi. İşte na sindirou akoma tin elpida zondani yati. Evet, ana haber bültenimize Suriye gündemiyle devam ediyoruz. Bölgede Türk ve Rus askerler arasında yeni devriye yapılırken Rusya'dan Türkiye'ye İdlib konusunda çok kritik mesajlar geldi. Bu arada sözde stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK-YPG'ye tam desteği devam ediyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenleyebileceğini söylediğini de iddia etti. Suriye'de Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi devam ediyor. 94. ortak devriye Haseki bölgesinde gerçekleştirildi. İdlib bölgesinde devriyelerse saldırılar sebebiyle yapılamıyor. İdlib'deki durumun sakinleşmesiyle birlikte buradaki devriyelerin de başlayacağını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bahsettiğiniz mutabakat çerçevesinde teröristlerle muhalifleri ayıklamanın başlıca sorumluluğunu Türk meslektaşlarımız üstlenmiş durumda. Terörle mücadele bir numaralı görevimizdir. M4 karayolu rotasında ortak devriyenin durum yatışır yatışmaz yakında devam edeceğine sizi temin ederim dedi. Suriye'deki genel durumu da değerlendiren Rus Dışişleri Bakanı şu dikkat çekici ifadeleri kullandı. Bu ülkenin hükümetiyle muhalefet arasındaki askeri çatışma sona erdi. Yalnızca iki sıcak nokta var. İlki toprakları Heyet Tahrir El-Şam tarafından kontrol edilen ancak şu anda daralmakta olan İdlib, ikinci noktaysa yasa dışı olarak konuşlanan Amerikan askerlerinin ayrılıkçı güçlerle bir olup Kürtlerle sorumsuzca oynadıkları Fırat'ın doğu yakasıdır. Onlar bir Amerikan petrol şirketi getirdi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla belirlendiği üzere Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymadan kendi ihtiyaçları için petrol çıkarmaya başladılar. Öte yandan Türkiye'ye bu mesajı gönderen Rusya'nın terör örgütü PKK-YPG ile işbirliğine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü PYD-YPG mensubu terörist Suriye'nin kuzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerle görüntülendi. Terör örgütü PKK-YPG, Amerika Birleşik Devletleri'nden de destek almaya devam ediyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeyine giderek terör örgütüne bağlı siyasi grupların liderleriyle görüştü. Görüşmede taraflar arasında bölgedeki iktidar paylaşımı konusunda bir anlaşma yapıldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta bölgedeki grupların ve ABD'nin siyasi karar merci konusunda anlaştığı öne sürülmüştü. Terör örgütü PYD ile sözde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin bu idari mercide %40'ar temsiliyeti kabul ettiği, geri kalan %20'nin bölgedeki diğer taraflara verilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti. Jeffrey'in Suriye'de YPG'lilerle Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini söylediği de iddia edildi. Öte yandan ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeyindeki görüşmelerin ardından Irak'ın kuzeyine geçerek Peşmerge lideri Barzani ile de bir araya geldi. Evet, ekonomi gündemi var sırada şimdi. Dolar ve Euro bugün yine rekor tazeledi. Türk lirası büyük bir hızla erirken Türkiye'nin dış borcunda da aynı oranda rekor seviyelere çıkıldı. Hazinenin uzun ve kısa vadeli toplam borcu 8 ayda 481 milyar TL'lik rekor artışla 1 trilyon 810 milyar TL'ye yükseldi. Dolar ve Euro Türk lirası karşısında yeni rekorlar kırdı. Haber yayına hazırlandığı sırada dolar 7 lira 65 kuruş, Euro da 8 lira 98 kuruşla en yüksek seviyeleri gördü. Dövizin rekor tazelediği bir günde hazinenin borç stokunda da rekor artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020'nin başında 1 trilyon 329 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku 8 ayda tam 481 milyar TL yükselerek 1 trilyon 810 milyar TL'ye ulaştı. 8 aydaki artış oranı %36.2 oldu. Yılbaşında 660.5 milyar TL seviyesinde olan hazinenin döviz cinsi borç stoku Ağustos sonunda 986.1 milyar TL'ye yükseldi. Artış oranı %49.3 oldu. Toplam borç içinde döviz cinsi borçların payı yılbaşında %49.7 iken Ağustos'ta %54.5'e ulaştı. Bu oran 2017 sonunda 38.9'du. TL'nin euro ve dolar karşısındaki büyük değer kaybının yanı sıra altının değerinin rekor kırması, bu süreçte de hazinenin iç piyasada döviz ve altın cinsi borçlanmayı arttırması borç stokunda şişirdi. Hazinenin iç borç stoku sene başında 755 milyar TL iken Ağustos'ta 1 trilyon 98 milyar TL'ye yükseldi. Dış borç stoku ise bu dönemde 574 milyar TL'den 711.9 milyar TL'ye ulaştı. Hazinenin borç stokunun milli geliri oranı yılbaşında %30.8 iken Ağustos'ta %40.4 fırladı. Böylece milli geliri oranla borç stokunda tarihi bir sıçrama kaydedilmiş oldu. Evet, bu akşam stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Doktor Bülent Kerimoğlu efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Tabii doktor olmanız dolayısıyla biz hemen Covid ile ilgili sorularımızı soracağız size ama öncesinde Bakırköy'e bir gittik, baktık neler var neler yok, sizinle ilgili ne düşünüyor Bakırköy vatandaşları, size ne sormak istiyor, o soruları aldık. İsterseniz önce onu bir alalım, haberimizi, ardından da hem Covid'i hem de Bakırköylülerin sorularını size iletmiş olalım. Seve seve. Evet. Bakırköy Belediye Başkanı'na söylemek istediğiniz bir şey var mı? Olmaz olur mu? Ben, nedir onlar? Seçmen olarak her tarafın temiz olmasını istiyorum. Ben Bakırköy Belediyesi'ni destekliyorum. Çok iyi gidiyorlar, böyle devam etsinler. Teşekkür ediyorum sadece. Her şey için teşekkürler. Memnun musunuz hizmetlerden? Memnunum tabii ki. Bir an önce tadilatlar biter, güzel bir Bakırköy'e kavuşuruz. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Kendisini biz daha çok aramızda görmek istiyoruz. Yani Bakırköy çıksın, dolaşsın. Kendisini burada yürürken daha çok görmek istiyoruz. Ben 20 yıllık bir Bakırköylüyüm. Belki daha uzun süre burada yaşıyorum. Vallahi Bakırköy Belediye Başkanımızı çok seviyoruz. Memnunuz. Nelerden memnunsunuz mesela? Hizmetlerinden. Gibi Florya'da oturuyorum. Hiçbir zaman için Florya'ya doğru dürüst otobüs koymuyorlar. Saatinde kalkmıyor. Bakırköy Belediye Başkanı ile ilgili güzel çalışıyor. Ben memnunum hizmetlerinden. Ve memnunuz yani çalışmalarından gördüğümüz kadarıyla. Ben çalışanların gece gündüz çalışıp güzel büyük emeklerle Bakırköy'ü güzel şeylere kavuşturanlara çok teşekkür ediyorum. Alışveriş merkezinin önünde başlıyor. Burada yaklaşık o Yeni Mahalle tarafına giden yolda araçlar neredeyse 40 dakika bekliyor. Yani bu israf demek aynı şekilde. Kimse gideceği yere gidemiyor. Yetkililerden bu konuya, bu hususta bunu çözüme ulaştırmalarını istiyorum. Yani. Bir an önce kaldırımların düzgün bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Evet, başkanım hoş geldiniz tekrar. Tabii doktorsunuz. Önce bu sorular, siz notlarınızı aldınız, soruları ileteceğiz size ama öncesinde ülkemiz ve dünya yoğun bir pandemi süreci yaşıyor. Biz buna yabancıydık, bu kadar salgını duyuyorduk, kitaplarda okuyorduk ama ilk kez böyle büyük bir salgınla karşılaştık. Birçok tedbirler alınıyor ama maalesef Eylül ayı girmesi, Ekim ayına yaklaşmamız, okulların açılması dolayısıyla gördüğümüz bir yoğunluk, tekrar o pandemide ilerleme var. Siz doktor olarak ne tavsiye edersiniz başkandan önce? Her şeyden önce tüm yurttaşlarımıza sağlık diliyorum. Ayrıca bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına, meslektaşlarıma, halkımız adına da minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Özellikle son günlerde artan sağlıkta şiddeti de bu vesileyle bugün bir kez daha sizin huzurunuzda da şiddetle kınıyorum. Çünkü böylesine fedakarca çalışan, özellikle bu pandemi sürecinde evine gitmeden, çocuklarını görmeden, çok ağır mesai koşullarında, gece gündüz, değil mi? Gece gündüz görev yapan tüm sağlık çalışanlarını, bırakın şiddeti, bırakın onları eleştirmeyi, bırakın taciz etmeyi, yani sırtımızda taşısak, pamuklara başımızın üstüne lazım, koysak gene de onlara karşı sorumluluklarımızı, görevlerimizi yerine getirmiş sayılmayız. Ben bir kez daha fedakarca çalışan tüm sağlık emekçilere bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii salgın dönemi Türkiye'de biliyorsunuz 11 Mart itibariyle hükümet bu konuda bir genelge yayınladı ve pandemi süreciyle ilgili olarak genel önlemleri aldı. Açık söylemek gerekirse Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayı itibariyle Türkiye yine benzer ülkelere oranla bu süreci daha iyi yönettiği kanaatindeyim. Bunu bir hekim olarak da söylüyorum, bir yerel yönetici olarak da söylüyorum. Ayrıca Bakırköy Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesinden dolayı çok sık sorunlarla muhatap olmam hasabıyla de söylüyorum. Açıkçası o dönemde yurttaşlarımızın bu konuya gösterdiği titizlik, hükümetin uygulamalardaki yapmış olduğu çalışmalar, hem ekonomik olarak süreci yönetme konusundaki ısrarı hem de sağlık açısından yönetirken gösterdiği çalışmalar bence önemliydi ve başarılı olarak da değerlendirilebilirdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ben Temmuz ayında katıldığım bir televizyon programında dedim ki artık bu kadar geniş ve önlemleri göz ardı eden uygulamaların önünü böylesine açmak, üstü kapalı olarak sürü bağışıklığına ben sizi bırakıyorum demek. Görünen o ki Temmuz'un başında, Haziran'ın sonu itibariyle yeni normalleşme, Türkiye, evet, yeni normalleşme dedikleri zımni olarak, üstü kapalı olarak evet ben bir sürü bağışıklığına sizi bıraktım. Ekonomik olarak da kaderinizle baş başasınız. Sağlığınızı da kendiniz yöneteceksiniz. Uyarılarımızı dikkate alarak kendi sorunlarınızı kendiniz çözeceksiniz anlayışı. Oysa biliyorsunuz ki hükümetlerin görevi yurttaşların inisiyatifine bırakmaktan ziyade sorunların çözümü için sorumluluk almaktır. Yani her türlü yetkiye sahip olan bu kurumların aynı zamanda da sorumlulukları paylaşması gerekir. Bakın önümüz sonbahar, kış, evet, sonbahar ve açıldı. Kışla birlikte aynı zamanda mevsimsel hastalıklar artacak. Grip ve benzeri hastalıklar artacak. Dolayısıyla yurttaşlarımız acaba koronavirüs oldum mu endişesiyle hastanelere artarak akın edecekler. Peki bu hastanelere artan başvuru sebebiyle ne olacak? Acil servislerde ciddi bir yığılma olacak. Acil servislerdeki yığılmanın sonrasında yataklarda ciddi bir yığılma olacak. Yataklardaki yığılma yoğun bakımlara sirayet edecek. Sağlık çalışanları yetersiz kalacak. Hekim sayımız, hemşire sayımız, laboratuvar sayımız yetersiz kalacak. Üstüne bu ağır iş yükü ve psikolojik çöküntü de eklenince maalesef üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar yumağı olacak. Fakat ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim anlayışı genel olarak şöyledir. Bekle, izle ve gör. Halbuki bizim yapmamız gereken, devleti yöneten, hükümetlerin yapması gereken bir sorun olmadan önce onu öngörmek ve sorunlara karşı önleyici tedbir almaktır. Çok açık gözüküyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık salgın daha da artacak. Mevsimsel grip daha da artacak. Mevsimsel hastalıklar çoğalacak. Demek ki bununla ilgili bugünden yarına önlem alacak çok güçlü tedbirleri uygulamak zorundayız. Sadece sorumlulukları halka bırakmak, bütün kırgınlığı, kızgınlığı, öfkeyi de sağlık çalışanların üstüne atmak doğru bir yönetim anlayışı değil. Bakın bu şiddetin sebebi uzun yıllardan beri Türkiye'deki sağlık sorunları ile ilgili yaşanan her problemi sağlık çalışanlarını hedef göstererek çözme anlayışının sonucudur. Bugün de salgınla baş edemeyen hükümet yine sağlık çalışanlarını hedef gösteriyor. Yurttaşlarımız da ne yazık ki o hedefe yönleniyor diyorsunuz. Evet, acilde yaşadığı problemler, oradaki çaresizliği, oradaki yetersizliği, oradaki empati noksanlığıyla bu şiddet eğilimine yöneliyor. Halbuki yapılması gereken sağlık çalışanlarının bu kadar fedakarlığına, böylesine özverisine, kamucu sağlık anlayışıyla Türkiye'deki her şeye rağmen iyi yönetilen bu sağlık ve salgın sorununa karşı verilen emeklerin baş tacı görülmesidir. Yani bir doktor olarak gerçekten işin hem doktor kısmından hem yönetim kısmından bakınca olay çok daha bütün yönleriyle gözükebiliyor sizin bakış açınızda baktığımızda. Peki dilerseniz sorulara da geçelim. Evet, az önce VTR'de gördüm. Evet. Bakırköy'le hemşerilerimizle sohbet etmişsiniz. Onlardan hem çok teşekkür ediyorum. Çok güzel duyguları var sizin, düşünceleri sizle ilgili. Hem desteklerini hem de eleştirilerini de almış oldum. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Eksiklerimizi bize söylerlerse yurttaşlarımız, bizim o eksikleri tamamlama şansımız olur. Eğer bilmeden yaptığımız yanlışlarımız var ise, o yanlışlarımızı bize ifade ederlerse bizim o yanlışları düzeltme şansımız olur. Dolayısıyla klasik siyasetçi gibi eleştiriye tahammülsüz değiliz. Mutlaka eksiklerimizin, mutlaka yanlışlarımızın bize anlatılıyor, bize bunların iletiliyor olması lazım. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bana memnuniyetini belirtenlerden daha ziyade eleştirilerini ifade edenlerden ayrıca mutlu oldum. Küçük notlar aldım. Eleştirilerden birisi şu: Sayın Başkanı, biz daha çok görmek istiyoruz. Bir tane teyze bunu ifade etti. Çok teşekkür ederim. Tabii ki görevimiz yerel yönetici, adı üzerinde yerelin içinde olmak zorundayız. Fakat ben hem mesleki disiplinim itibariyle hem de çok uzun yıllardan beri sokakta siyaset yapan bir Cumhuriyet Halk Partili aktif üye olarak sokakta etkin olmaya gayret ediyorum. Ama takdir edersiniz ki böyle zor dönemlerde yurttaşlarımızın beklentileri daha da artar. Çünkü sabahleyin evinden çıktığı andan itibaren yaşadığı sorunlarla ilgili olarak çözüm bulmasını isteyeceği ilk merci ya muhtarıdır, ya belediye başkanıdır, ya belediye meclis üyesidir. Çok haklılar. Sorunları, sıkıntıları her geçen gün artan yurttaşlarımızın talebi, görüyor ki zaten hükümet, görüyor ki zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı halkımızın taleplerine kulağını kapatmış. Dolayısıyla feveranını, isyanını, sıkıntısını, beklentisini kime aktarabilirim? Belediye başkanına aktarırım. Kime aktarabilirim? Muhtarıma aktarabilirim. Bizi daha çok görme arzuları var. Ben o arzularını baş tacı sayıyorum ve sokaktayım. Çok ciddi mesai harcıyorum. Günün birçok saatini yurttaşlarımızla birlikte onların sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemek üzere ayırıyorum. Ama eğer yetmiyorsa daha çoğunu yapmalıyız. Şunu ifade edeyim. Bütün yerel yöneticiler seçildikleri gün mutlaka haftanın bir gününü halk günü yapacaklarını söylerler. Ama bir zaman sonra, tabii kapılar açık olur. Ama bir zaman sonra iş yükü yoğunluğundan, belediye hizmetlerinin yoğunluğundan, bürokratideki tıkanıklıktan dolayı o kapı yavaş yavaş kapanır. Haftada bir olan halk günü 2 haftada 1'e, ayda 1'e derken unutulur. Fakat ben şuradan şunu söyleyeyim. Yaklaşık 7 yıldır belediye başkanıyım. 7 yıldır pandemi sürecinin kısa bir süresi hariç her hafta pazartesi günleri sabah 9'dan akşam geç saatlere kadar tüm yurttaşlarımızla sözünü verdiğimiz o haftada bir gün buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Abi sadece yani sokağa inmesek de diyorsunuz. Ama zaten yurttaşlara kapı sonuna kadar açık. Ama ayrıca zaten sokaktayız. 2. Sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarımızla, sendikalarla ve siyasi kanaat önderleriyle düzenli buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz ortak akılın esas olduğuna inanan insanlarız. Niye? Siyaseten tek adam anlayışını eleştirenlerin ortak akılı esas almaması, istişare yapmaması, birlikte değerlendirmemesi, kentin sorunlarına çözüm bulmak için kent paydaşlarını masaya çağırmaması mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla sokaktayız. Belediyenin kapılarını yurttaşlarımıza sonuna kadar açıyoruz. Hep birlikte yönetme anlayışımızı ısrarla ifade ediyoruz. Bir diğer eleştiri, teşekkür ederim. Deniyor ki ya bu kaldırım, asfalt, altyapı sorunları ne olacak? Belediye deyince genelde ilk akla gelenlerden. Şimdi yine ben kendilerine hak veriyorum. Fakat bir bahane olsun diye söylemiyorum. Bakırköy ilçesi yaklaşık 25 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden zerre kadar faydalanmış, zerre kadar yardım görmüş bir belediye değildi. Geçmiş dönemlerde işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncüleri de dahil olmak üzere İstanbul'u yöneten anlayış maalesef kendine oy vermeyen seçmeni cezalandırdığı için Bakırköy'ün sorunlarına ilgisiz kalmıştı. Biz ya bir kent meydanı yapalım, kulak arkası ettiler. Altyapı sorunlarımız var, el atın, kulak arkası ettiler. Su kanalizasyon giderlerinde problem var, göz ardı ettiler. Ama ben buradan bir kez daha Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm büyükşehir belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Arayı kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Özür dilerim. Onların sayesinde Bakırköy'de bekleyen 25 yıllık sorunlara müdahale edilmiştir. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi gerek su, gerek atık su, gerekse kanalizasyon çalışmalarını ve yenilemelerini yapıyor. Bunlar tabii yurttaş nezdinde birazcık kırgınlık yaratabilir, meşakkat birazcık olur, evet, sabır gerektiren işler. Çünkü altyapı çalışmaları gerçekten çok zordur. Yerin altını eşmek, orada ciddi bir hafriyat almak, orada gerçekten asfaltı kırmak, yolu bozmak. Bunlar tabii biraz yurttaşımızın sabrını gerektiren işler. Ama şunu bilsinler, biz sorunları pansuman tedbirlerle çözme gayretinde olan bir siyaset anlayışının mensubu değiliz. Biz sorunları kalıcı ve köktenci çözüm arayışları içinde olan bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Büyükşehir Belediyesi de, Bakırköy Belediyesi de Bakırköy'ün bekleyen 25 yıllık sorunlarının çözümü için gayret ediyor. Bugün şikayetleri dinledim. İşte İstanbul Caddesi'nde otopark sorunumuz var. Trafik akmıyor diyor bir esnaf arkadaşımız. Haklı. Ama biz kalıcı otoparklar yapma konusunda gayret içindeyiz. En kısa sürede başlıyoruz çalışmalara. O sorunun cevabını da vermiş oldunuz. Tabii kentsel dönüşüm konusunda Bakırköy Belediye Meclisi'nde bir kat imar artışını meclisten onayını çıkardık. İnşallah Büyükşehir Meclisi'nde de onaylayacağız ve Bakırköy'ü depreme hazırlayan çok ciddi bir kentsel dönüşümünü yerinde, cebinde para çıkmadan katında ve konumunda kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ayrıca yayalaştırmaya çok önem veriyoruz. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı yaklaşık 60 bin metrekare büyüklüğünde büyük bir kent meydanına dönüştüreceğiz. Meydana çıkan ana arterlerde önemli ölçüde yayalaştırma yapacağız. Bugün o trafik sorunu var diye şikayetçi olan esnaf arkadaşımıza buradan bir müjde vermek istiyorum. İstanbul Caddesi'ni de yayalaştırarak Türkiye'nin, İstanbul'un en önemli marka caddelerinden biri haline getireceğiz. Tabii temizlik sorunu, dediğim gibi bu altyapı çalışmaları devam ederken bazı sorunlar oluyor ama temizlik hizmetlerimiz pandemi sürecinde dahi 24 saat aralıksız hizmet verdiler. Tüm o emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. İnşallah bu altyapı sorunlarını çözdükten sonra çok hızlı kaldırım çalışmalarımızı, asfalt yenileme çalışmalarımızı, park peyzaj çalışmalarımızı ve temizlik çalışmalarımızı... çalışmanız var mı başkanım? Onu da soralım. O da gelen sorular var. Arasında. Yani sahilde yazın tabii insanların anayasal hakkı denize ulaşmak istiyorlar. Özellikle çeper ilçelerden denize ulaşamayan yurttaşlarımız Yeşilköy sahilini, Florya sahilini, Bakırköy sahilini kullanıyor. Fakat maalesef çok yoğun bir talep olduğu için bazen de usule uygun kullanmadıkları için şikayetler geliyor. Bir de dışarıdan gelen mülteci dostlarımız oraları cuma gününden itibaren çadır kurularak kullandıkları için bu şikayetler, bu sıkıntılar var. Fakat biz bunu zabıta önlemleriyle, polisiye önlemlerle çözmekten ziyade ikna ederek, orada mangal yakılmasını yasaklayarak, çevre disiplinine uyarak, hep birlikte yaşama anlayışının gereklerini yerine getirerek çözmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz oldunuz başkanım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hem bir doktor olarak çok istifade ettik pandemi sürecinde hem de bir Bakırköylü olarak da sıkıntılarımızın çözümlerini sizden dinlemiş olduk. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca buraya geldiğimde hatırladım. Daha önce de yine televizyonunuza konuk olmuştum. Ben rahmetli hocamız Haydar Baş hocamıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onun kaybının üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Biz özlüyoruz kendisini. Çok önemli bir siyasetçiydi. Çok önemli bir devlet adamıydı. Toplumun birlikteliğine, toplumsal uzlaşıya, hakkaniyete ve dürüstlüğe yönelik yapmış olduğu açıklamalar çok değerliydi. Onun eksikliğini gerçekten hissediyoruz. Ama görüyorum ki sizler ve onunla birlikte siyaset yapan arkadaşları bu eksikliği telafi edecektir. Ben bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerin başarılı yayın hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu konuğumuzu, kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Uzaktan eğitim sisteminde bugün ciddi bir sorun ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemi çöktü. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sorunun yoğunluktan kaynaklı olduğunu söyledi. Okullar yüz yüze eğitime başladı. İlk etapta ana sınıfı ve birinci sınıflar okula döndü. Büyük kitle ise eğitimine uzaktan devam ediyor. Ancak burada ciddi bir sorun ortaya çıktı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı EBA sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrenciler EBA sistemine giremedi. Konuyla ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk sorunun aşırı yoğunluktan meydana geldiğini söyledi. Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var ve bu özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Yani hepinizin malumu dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor ve belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler ve bu altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Evet, COVID-19 Türkiye günlük koronavirüs tablolarımız diyelim, karşılaştırmalı olsun diye mümkün olduğunca size bir gün öncesini de vermeye çalışıyoruz ki nasıl bir değişim oluyor onu da takip edebilelim. Bugünkü tabloyla başlayalım biz, diğer dünküyle de kıyaslamasını yapalım. 114.311 test sayısında artış gözleniyor, gittikçe yüksek sayıya ulaşıyoruz. 114.311 test yapılmış. 1692 hasta çıkmış bu testler sonrasında. Vefat eden hasta sayısı ise maalesef 65 olmuş. İyileşen hasta sayısı da 1261'i bulmuş. Dünkü rakamlarla beraber kıyas yaptığımızda 112.942'den 114.000 dediğimiz gibi yükseliyor. Test sayısı yükseliyor. Düne göre biraz daha iyi bugünkü tablo. Çünkü dünkü test sayısına göre 1743 hasta çıkarken bugün 1692 hasta tespit edilmiş. Vefat eden hasta sayısında da bir azalma olmuş. 68 vatandaşımız hayatını kaybetmişti dün, bugünse 65 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 1202 iyileşen hastamız vardı dün, bugünse 1261 iyileşen hasta var. Toplam rakamı da sizlere aktaralım. Bugüne kadar yapılan testlerin sayısı 9.496.268 olmuş. Yani 10 milyona hızla ilerliyoruz. Toplam hasta sayısı 306.302. Vefat eden hasta sayısı maalesef bugüne kadar, pandemi sürecinden bugüne kadar 7.639 vatandaşımız. Hastalarda zatürre oranı da %6.7. Ağır hasta sayısı 1522. Toplam iyileşen hasta sayısı da 269.696. Dün de ifade etmiştik burada vefat eden hasta sayılarını okurken. Çok yakın bizim çalışma arkadaşlarımızdan da, ekranlarımızdan da tanıdığınız Hasan Hüseyin Tekin beyefendinin eşinin kız kardeşi 40 yaşında. Yani yaşın seviyesi çok önemli olmadığı, gençliğin çok önemli olmadığı hep ifade ediliyor ya, yakına gelince çok daha iyi anlaşılıyor bu. Biz de buradan tekrar başsağlığı diliyoruz değerli çalışma arkadaşımıza ve ailesine ve bütün bu hastalık dolayısıyla, koronavirüs dolayısıyla sağlığını kaybeden hastalara, vefat eden hastaların yakınlarına sabırlar diliyoruz, hastalarımıza da. Vefat eden hastalarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bu şekildeydi. Maske ve sosyal mesafe denetimleri de devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alınacak yeni tedbirler geldi. Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Yeni tip koronavirüs vakalarında tırmanış devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek vaka oranı 21 Eylül için açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 1743 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi daha hayatını kaybetti. Vakalardaki artış kabine toplantısında da ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak yeni tedbirler hakkında bilgi verdi. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl hıfzı sağ kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen ve son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır. Öte yandan denetimler de devam ediyor. Pek çok ilde toplu ulaşım araçları başta olmak üzere farklı alanlarda sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı. Yani sağlık açısından iyi bir şey. HES kodu olmadan bilet de verilmiyor, yolculuk da yapılmıyor. HES kodu uygulamasını biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı başlattı ve mecburi kıldı. Yazıhaneciler olarak biz bileti keserken HES kodu olmayana bilet kesemiyoruz. Sistemlerde devamlı HES kodu olmazsa, TC numarasıyla da uyum sağlamazsa bilet kesemiyoruz. HES kodu olmayan yolcu tespit edildiğinde araçlarımızda polislerimiz tarafından uygulamada araçlarımız 10 gün süreyle men ediliyor. Ayrı taraftan biz de ehliyetimize ceza yiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına pandemi gölgesinde dün geçiş yapıldı biliyorsunuz. Okullar haftada 2 kez olmak üzere yüz yüze eğitim yapacaklar. Ancak şu ana kadar 600'ü aşkın öğretmenimiz maalesef koronavirüse yakalandı. Yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim başladı. Artık sağlıkçılar kadar da öğretmenler de yüksek risk grubunun içine dahil oldu. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 300.000'in üzerinde. Özele indirgendiğinde yeni dönemde genç öğrencilere eğitim verecek olan öğretmenler için bu rakam 600'ü aşkın bir rakam olarak belirlendi. Evet, oyun oynamak için güvenli alanları tercih etmeliyiz. Çünkü sizin başınıza bir şey gelmesini asla istemeyiz. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, koronavirüse yakalanan öğretmenlerin sayısının artmasıyla birlikte okullarda sağlıkçı bulunmalı. Taleplerimiz göz ardı edildi ifadelerini kullandı. Temizlik başı. Aydoğan, 600'ün üzerinde eğitim emekçisine COVID-19 tanısı konuldu ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı diye konuştu. Evet, korona arkadaşımıza ya da bir başkasına genç nesilde bu koruma maskesi yani. Neymiş? Evet, birçok şey akla geliyor, soru akla geliyor. Acaba hani her okula seyyar, geçtiğimiz günlerde yine bu konuyla ilgili hocamız Yavuz Köker hocamız da ifade etmişti. Böyle seyyar şeyler mi yapmak lazım? Okullara çocukları kontrol etmek için, öğretmenleri test edebilmek için gitmeli mi? Bunlar düşünülmeli çünkü 600 tane öğretmenimiz bugün, 600'ü aşkın öğretmenimiz COVID'e yakalanmış. Yarın bu sayının çok daha yüksek rakamlara çıkması işten bile değil. Evet, aman diyoruz, kontrol edelim, dikkat edelim ve mesafeye dikkat edelim. Kontrollü bir sosyal hayat diyoruz, sosyal mesafeye dikkat edelim diyoruz. Ama maalesef bu kontrol her zaman mümkün olmuyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler ortaya çıkıyor bu dikkat edilmeyince. Vatandaşlar biraz önce ifade edildi haberde işte HES kodu veriliyor. Bu HES kodu ile beraber biz bilet kesiyoruz şeklinde HES kodu olmayana kesmiyoruz. Vatandaşlar HES kodu almak üzere Antalya Adliyesi'ne akın etti. Ne pandemi kaldı ne sosyal mesafe. Abla, senin kocan da senin daha... HES kodu almak için metrelerce kuyruk oluştu. Hayat Eve Sığar kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kodtur. Ancak bu kodu almak için Antalya Adliyesi önünde izdiham vardı. Antalya'da koronavirüs yani COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla giriş zorunluluğu, diğer kurumlarla birlikte adliye önünde de metrelerce kuyruk oluşturdu. Adliye girişinde personel tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılırken yoğunluk sebebiyle bazı vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmedikleri görüldü. Adliye görevlileri sık sık kod konusunda uyarılarda bulundu. Kodunu görevlilere bildiren vatandaşlar işlemler için oluşturulan demir bariyerlerden geçiş yaparak adliyeye giriş gerçekleştirdi. Bir yarım saattir yaklaşık bekliyorum. HES kodumu aldım, şimdi içeriye gireceğim. Mahkemem vardı, bir geç kaldım muhtemelen. Şu anda memnun değilim. Herkes kare kodunu alıp hızlı bir şekilde içeriye girebildi. Aynı zamanda güvenlik güçleri tarafından da adliye girişinde önlemler alındı. HES kodumuzu aldık ama bekliyoruz burada mecbur. Pek yararlı bir şey oldu gözükmüyor. Peki sosyal mesafeye uyulduğuna inanıyor musunuz? Hayır, bence uyulmuyor. Arkamdaki yaklaşıyor, önümdeki yaklaşıyor. Hastalık daha çok burada yayılıyor. Evet, biraz önce başkanımızın da ifade ettiği, Sayın Bülent Kerimoğlu'nun da ifade ettiği bir konu var. Şimdi gündemimizde o var. Sağlık çalışanlarına şiddet, arkada da görüyorsunuz. Bu dönemde, hele ki bu kadar ihtiyaç olan bir dönemde, bu kadar özveriyle çalışan bu sağlık personeline, sağlık çalışanlarına bırakın şiddet göstermeyi, onlara hani pamuklara sarmak lazım. İzliyoruz hep haberlerde. Çıkartıyorlar işte o üzerlerindeki kıyafetleri, görüyorsunuz her tarafları su içinde kalmış. Onun içerisinde çalışmak zorundalar. Üstüne bir de haberde de görüldüğü, biraz önce anlatılacağı, biraz sonra anlatılacağı gibi bir grup hasta yakını acilde hastalarını görmek istiyorlar. Bir şekilde bir arbede çıkıyor. İşte izleyin, ben anlatmayayım, siz haberi izleyin. Sağlık çalışanlarına şiddet sürüyor. Görüntülerin adresi Ankara. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde ölen yakınlarını görmek isteyen bir grup vatandaş hastanenin acil servisinin kapısını zorladı. Hastane personelleri bir yandan kapıyı tutarken bir yandan da acil servisindeki hastalar için koşturdular. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili bir tweet paylaştı. Tweette, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek. İfadeleri yer aldı. Yapmayın diyoruz. Lütfen yapmayın. Evet, Kahramanmaraş'ta su kuyusuna yalıtım yapmak isteyen 4 işçi kullandıkları yalıtım malzemesinden zehirlendiler. Ayrıntılar haberde. Yalıtım yapmak için girdikleri kuyu sonları oluyordu. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otele ait olduğu belirtilen 3 metrelik kuyuya yalıtım yapmak isteyen işçiler çalışmaya başladı. Yaşları 26 ile 16 arasında olan Hasan Ç, Bünyamin Ç, Ö Ç ve E Ç kuyuda kullandıkları yalıtım malzemesinden etkilenerek zehirlendi. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla yukarı çıkmayı başardı. Kuyuda mahsur kalan diğer işçi itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evet, bültenin sonunda bir ekonomiye bakalım. Verilere bir bakalım, dolara, euroya ve altına. Dolar yükselişini sürdürüyor hafta başından bu zamana kadar. 7.64'tü en son, rekor kırdı dedik ama Anlaşılan o ki bu rekor ifadesini pek kullanmamamız gerekiyor bundan sonra. Çünkü her gün bir yeni rekor oluyor. 7.6698 bugün dolar. %0.49 bir yükselişte. Euro'ya bakalım. Euro'daki değişim %0.05, 8.9842 ile Euro'da yükselmiş bugün dolar gibi. Altına bakalım. Altında ne olmuş? Gram altın 469 lira 31 kuruşla %0.01 yükselmiş gram altında bugün. Evet, güzel haberler vermeyi düşünüyoruz. Her gün sizlere diyoruz. İnşallah yarın güzel haber veririz diyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Meltem TV WhatsApp hattı 0552 441 3443.